Tarih Babası Hafif Tarih serimizin yeni videosuyla karşınızdayım. Çok güzel bir kitap seçtim sizler için. Normalde bu kanalın gök ve üzeri katıl üyeleri hafif tarih kitaplarını seçiyordu. Ben geçen ay özgürlüğümü ilan ettim ve dedim ki önümüzdeki 3 ay boyunca seçimleri şahsım yapacak. <laughs> Umarım sizin de hoşunuza gider. Çok güzel bir kitap seçtim sizlere. Uğur Tanyeli Hoca'nın Korku Metropolü İstanbul 18. yüzyıldan bugüne isimli kitabı Metis Yayınları'ndan çıkmış bir kitap. Uğur Tanyeli Hoca'yı aslında tanıyanlar çok iyi tanır. E, mimar ve bir mimarlık tarihçisi. Çok sayıda eseri olan, çok da sevilen bir hoca kendisi. Özgeçmişini okuyayım sizlere. Uğur Yeli, mimarlık ve mimarlık tarihi öğrenimini bugünkü adıyla Mimar şey Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde ve İTÜ Mimarlık Fakültesinde yaptı. 1992'de doçent, 1998'de profesör ünvanına hak kazandı. Mimar Sinan İTÜ Anadolu Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mardin Artuklu, İstanbul Bilgi, İstanbul Şehir bu üniversitelerde görev yaptı. Eylül 2020'den bu yana İstinye Üniversitesi'nde çalışıyormuş kendisi. Akademik araştırmaları genel olarak mimarlıkta modernlik olgusu ve Türkiye modernliğinin Osmanlı 16. yüzyılından başlayan bir kapsamda mekansal toplumsal çevre bağlamında irdelenmesi üzerine yoğunlaşıyor. Kitaplar arasında şunlar var. Anadolu Türk kentinde fiziksel yapının evrim süreci 11. 15. yüzyıllar arası konutu ve modernleşmeyi metropolden okumak, mimarlığın aktörleri Türkiye 1900-2000, bir de bizim tarihçilerin en çok bildiği kitabı Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, Metis 2020 çıkışlı bir kitap. Şimdi kitap, içindekileri okuyayım size biraz daha fikir versin. İstanbul'u metropol olarak anlatmak giriş. Birinci bölüm Korku Mekanı İstanbul. Mekanın toplumsal inşası ve porozite korkusu. 2. Doğa. İstanbul'da doğaya ilişkin tereddütler. 3. Estetik. Kentin çirkinleşmesinden korkmak. 4. Kadın. 18. yüzyıldan 1950'lere İstanbul'un korkutan kadınları ve mekanları ki ben de bugün sizlere tam olarak sadece bu bölümden bahsedeceğim. 5. bölüm ölümü estetize etmenin mekansallığı ve İstanbul. 6. bölüm öteki batı doğu yarılması tahayyülü içinde metropoliten korkular. 7. bölüm İstanbul'da ayaklanma, riot, protesto korkusu 16. 21. yüzyıllar arası. 8. bölüm erken Osmanlı romanı mekanı nasıl kurar? 9. bölüm İstanbul'u tarihini yazarak ve yazmayarak sahiplenmek. 10. bölüm bir toplumsal disiplin aracı olarak taşra ya da İstanbul olmayanın inşası. 11. İstanbul'un yer adlarında dışa vurulan korku. Şimdi ben mimarlıktan mimarlık tarihinden anlamam. Yani çok çok az şey bilirim gerçekten. Bu kitap beni korku temasını merkeze alması nedeniyle çekti. Çünkü ben de pek çok kendi çalışmalarımda birincil kaynağı incelerken buram buram bir korku kokuluyorum o metinlerden. Tabii ki o korkuların sebepleri çok daha farklı. Genellikle insanların hayatta kalma isteğinden kaynaklanan, hayatta kalamayacaklarına dair bir korku oluyor. Ya da işte bir savaşta yenilme korkusu, Türklerin yok olma korkusu, Osmanlı'nın yıkılma korkusu. Yani sadece tarih metinleri üzerinden bile korkunun kokusunu alabiliyorsunuz. Ve çok yoğun bir şekilde onu hissedebiliyorsunuz ve insanın bunu akademik olarak çalışası geliyor gerçekten. Dolayısıyla benim bu sebeple korkuya ilgim var. Korkunun antropolojisi hakkında da bazı enteresan çalışmalar var. Meraklısı araştırabilir. Bu kitap Korku ve İstanbul'u bir araya getirdiği için şahsen bana ayrıca hitap ediyor. Çünkü ben İstanbul'dan hep korkmuşumdur ve hala da korkuyorum. Şöyle bir bölüm de olsaydı keşke dedim kaybolma korkusu. <laughs> İstanbul'da sürekli yaşadığım bir şey maalesef. Şimdi Uğur Tanyeli hocanın e, içerik bölümünü aktardım sizlere. Çok geniş bir okuma alanı var gördüğünüz gibi tarihsel belgelere hiç yabancı değil, tarihten hiçbir haber değil. Yani öyle ki tabii mimarlık tarihçisi aynı zamanda dedim bu açıklamalara gerek var mıydı Jolin? Fakat nasıl anlatabilirim? Bir sosyal tarihçi gibi kendisi. Yani mimarlık tarihçisi deyip geçmek istemiyorum gerçekten. Kültür tarihçisi, sosyal tarihçi, yer yer mikro tarihe benzettim bazı bölümleri bu kitabında. Eminim diğer kitaplarında da aynı şeyler vardır. Çok okuması lezzetli bir tarihçi ve zaman zaman bu adam aslında bir filozof mu dedirtti bana. Çünkü gerçekten de çözümlemeleri, analizleri çok çok hoşuma gitti. Daha önce de söylemiştim, Theodor Zeldin okumayı ben çok severim. Çok neşeli, çok huysuz, aksi ve haklı bir adamdır. Uğur Hoca'yı da ben biraz kendisine benzettim bu manada. Şimdi benim bugün sizlere aktaracağım dördüncü bölümün tam başlığı şu. 18. yüzyıldan 1950'lere İstanbul'un korkutan kadınları ve mekanları. Sizce bu tarihler arasında insanlar kadınlardan neden korkmuş olabilir? Osmanlı modernleşme tarihini iyi kötü bilen arkadaşlar hemen anladılar. Kadının toplum içerisinde daha görünür olmaya başladığı, sosyal hayata daha çok katılmaya başladığı, ee, dönemler bu dönemler özellikle 18. yüzyıl lale devri ve sonrası yani tanzimattan sonra değil ondan bir asır önce kadınlar daha görünür olmaya başlıyorlar toplum içerisinde bu da hemen hemen çeşitli dedikodulara yol açıyor çünkü çoğu dedikodu gibi bu dedikodular da korkudan kaynaklanıyor arkadaşlar girişte şöyle bir alıntı var Safa Eddin Rıza diye bir çok eski bir yazarın Sokak ve Çayır Kızları isimli kitabından. Biz bu kitabı bu kitapta yaşayan tiplerin feci akıbetlerini onları bu korkunç ve derin yolun iğrenç maceralarından uzaklaştırmak endişesiyle yazdık. Bu kitaptaki satırların birkaçı macera perest sergüzeşçi sokak ve çayır kızları hakkında bir fikir verebilirse bahtiyarız. Bu alıntı beni benden aldı. Bu kitabı hemen tanıdığım bir sahafa gönderdim. Dedim ki eğer elinizde varsa satın almak istiyorum. Yani nasıl bir kitap? Sokak ve çayır kızları. Yani evet. Dünyaya dişi cinsiyetten gelmiş ve e, dişi muamelesi görmüş. Herkesin bileceği gibi arkadaşlar. Yani bize yabancı şeyler değil bunlar kız dediğin öyle olmaz, kız dediğin böyle olmaz. Bunların biraz kökenlerini göreceğiz bugün sizlerle. Şimdi Uğur Hoca'nın sözlerinden doğrudan bir buçuk sayfa okuyacağım sizlere. Hiç kesmek istemiyorum çünkü dili gerçekten müthiş. Yukarıdaki alıntı İstanbul'da kadın korkusunun mekansal dinamikleri hakkında sadece başlığıyla bile çok açıklayıcı bir kitaptan. Sokak ve çayır kızlarından sokak ve çayır bu iki kamusal mekana çıkmanın kadın ahlakını bozacağını savunan çok uzun sürmüş ve kısmen hala da süren bir görüşün ifadesi. Kadının kamusal mekanda görünürlük kazanması 18. yüzyıldan başlayan bir travma. Ancak 1925 tarihli bu kitapta hala uzun uzun kadınların ve genç kızların Beykoz çayırında, Kadıköy'de kuş dili ve yoğurtçu çayırlarında erkekleri avlayışı üzerine yazılabiliyordu. Yazar Safaettin Rıza okuyucularına böyle bir kadını şehameti tanıtıyor. Kuşkusuz bu kurgusal bir kadın. Adının uğursuzluk anlamında şehamet ve cüretlilik anlamında şehamet sözcüklerine gönderme yaptığı aşikar. Söz konusu şehamet her akşam yoğurtçu çayırında dolaşır siyah kesik saçlarına soktuğu beyaz yalancı incili tarağını düzelterek siyah mektep göğüslüğünü saran kırmızı şerit kuşağını sıkarak tanıdığı hadsiz, hesapsız, tıbbiyeli, harbiyeli, mülkiyeli, liseli, mektepli mektepsiz gençlere bol iltifatlarla baş reveransları yaparak saatlerce dinlenmeden yorulmadan tur atar avlanırmış. Bak bak. Hep de tıbbiyeliler, harbiyeliler hep okumuşlar. Ağırlıklı olarak okumuşlar dikkat ederseniz. Çünkü neden? Bir kadın sokağa çıktı mı erkek bulmak için çıkar. Aa bir kadın sokağa niye çıkar ki? Erkek bulacaksa çıkar. Yoksa bir kadına sokakta ne işi olabilir yani değil mi? Şehamet mekansallaşan kadın korkusunun epey geç bir döneminin kötü kadın tipi. Aşağıda görüleceği gibi saf ve masum erkekleri ağına düşüren ilk muhayyel kadınlar kabaca 18. yüzyılda varlıklı dullar arasında gündeme geldiler. Genç, tecrübesiz erkekleri konaklarında, saraylarında ağlarına düşürürlerdi. Onları Recaizade Mahmut Ekrem'in araba sevdası'nda anlatılan, bugüne dek olumsuz göndermeleri çok yinelenmiş Bihruz Bey'in aşkı olgun, periveş hanım ve benzerleri izler. Onda mekan Çamlıca yani Millet Parkı'dır. Kadın korkusunun mekanı özel konaktan mesireye ve parka doğru değişmiştir. Özel konaklardan mesire ve parka doğru. Başlarda ya özel konaklarda yaşayanlar üst sınıf kadınlar, az sonra onu da anlatmaya geçecek. Mesire ve park yerlerinde ne var? Daha fazla insan var. Kötü kadınsa 19. yüzyılın ikinci yarısında artık fettan bir tür kortizana dönüşmüştür. 20. yüzyıl başında şehamet örneğinde okul üniformasıyla genç erkekleri avlayan bir genç kızdır. Avladıklarına ne yaptığını veya neden avladığını bilmiyoruz. Ama böyle bir liseli fahişe tipi geç 1960'larda bile hala yeni yetme erkeklerin varlığına inandığı biri olmayı sürdürüyordu. <laughs> İnanç oydu ki söz gelimi Harbiye'de onların sermaye olduğu randevu evleri vardı. Arkadaşlar liseli kızların sermaye olduğu sözde randevu evleri varmış Harbiye'de bilmem ne. Yani eğitim gören kadınlarla ilgili sürekli yani atılan iftiralar aslında. Herkes hepiniz duymuşsunuzdur bilmem ne lisesinde kızlar tuvalette düşük yapıyormuş. Hala yok mu? Biz bunları duyarak büyüdük. Tuvalette kızlar düşük yapıyormuşmuş. Lisede bir de. Üniversiteler için aynı şeyleri söylerler. İşte şöyle ahlaksızlar böyle reziller. Akla hayale gelmedik fantazileri başkaları yapıyormuş gibi anlatırlar. Yani yemin ediyorum 5 tane 10 tane fahişe bir araya gelse o fantazileri kuramaz sözde herkesten ahlaklı, herkesten namuslu bu insanlar o fantazileri hayal edecek kadar bir hayal gücüne sahiptirler. Ama kendilerinin eline erkek eli değmemiştir veya kadın eli değmemiştir veya işte kocasından karısından başka kimseyle göz göze bile gelmemiştir. O hayallerindeki fantaziler hep başkaları yaşamaktadır. Yani ibretlik. Aynı o zamanlardaki laflar işte bunlar yani. İşte bizim dönemimize 90'lardaki versiyonu buydu. 60'larda ondan önce 30'larda 20'lerde hep var. Ne zamanki kadınlar sosyal hayata karışmış hele de eğitim görmeye başlamış bunlar da başlamış bu laflar da başlamış. Kötü kadın tipi onun da kökeni erken Osmanlı romanlarında geç 19. yüzyıla kadar uzanır. Ama 100 yıl sonra 1970'lerde bile filmlerde hala sık sık anlatılır. Onun kötülüğü lüks harcama ve süslenme merakıdır. Ailesiyle ilgilenecek yerde keyfine bakar. Ne yuvalar onun yüzünden yıkılmıştır. Bu kurgusal kadınların hepsi de metropoliten mekanda varlık kazanırlar. Şehirde yani. Hepsi de hem değişen kadın toplumsal kimliğinden hem de geneldeki kentsel modernleşmeden duyulan korkuları anlatırlar. Aşağıda yaklaşık 1950'lere kadar uzanan kısa bir İstanbul mekanında kadın korkusu tarihçesi sunuluyor diyor hoca. Sonra tarih kaynaklarından bahsediyor. Kullanılabilecek tarih kaynaklarından diyor ki ve hepsinin yanı sıra hani bunlar var şunlar var ama ben özellikle popüler hikayelere odaklanmayı tercih ediyorum diyor. Çünkü dilden dile dolaşan hikayeler bunlar ve toplumun bilinç dışını ve korkularını yansıtan asıl şeyler onlar diyor. Şeriye sicilleri bize bunu yeterince veremez diyor ve ben de katılıyorum elbette. Özellikle popüler hikayelere meddahlık ve meddah hikayeleri başlıklı bir kitaba ve tabii ki yanı sıra başka birincil kaynaklara da dayanıyor. Özdemir Nutku'nun yayınladığı Meddahlık ve Meddah Hikayeleri diye bir kitap. 97 basımı Atatürk Kültür Merkezi yayınları. Buradan gerçekten çok enteresan iki maka şey pardon iki hikaye çekmiş almış. Bir tanesi Hançerli Hanım hikayesi, bir tanesi de Tayyarzade'nin Gevherli Hanım hikayesi ki ikinci hikayeyi Reşat Ekrem Koçu'nun Binbir Direk e, Batakhanesi'ni okuduysanız zaten biliyorsunuzdur. Reşat Ekrem'in de belli ki e, feyz aldığı yer orasıymış yani. O kaynakmış. Aşağıda kullandığım hikayeler meddahlar tarafından sözlü olarak anlatılan ancak hemen o dönemde veya daha sonra da yazıya geçirilen metinlerdir. En eski İstanbul popüler hikayelerinin özetleri erken 18. yüzyıla ait bir stenovari yazılmış meddah defteri içindedir. 1700'lü yılların başlarından 20. yüzyılın ortalarına kadar dilden dile halk arasında dolaşan hikayeler bunlar. Bazılarının 4. Murat devrine kadar indiği düşünülüyor bazılarının tarihinin ama tabi tespit edilemiyor. Şimdi bunlardan çok ilginç bir tanesi hançerli hanım hikayesi. Diğer kadın hikayelerinde de karşılaşılan çoğu temayı içeriyor. Bu hikayelerin tamamının neredeyse ortak özelliği korku öğeleri barındırması, bu korkunun temelde hem şehirleşmeden kaynaklanması, çünkü mahallelerden çıkıldı ve artık daha şehirleşildi. Şehirleşme ne demek? İnsanların biraz daha serbest nispeten, biraz daha serbest kalması, üstlerindeki denetimin biraz daha azalması demek. Bu da birbirinden enteresan korkular doğuruyor ve herkesin aklına gelen, gelen ilk şey nedense hemen kadınların bir sürü sevgili bulup hepsiyle yatacakları oluyor. Çok enteresan ya. Evet hançerli hanım hikayesini alıyor çünkü diğer hikayelerde de aynı temalar sıklıkla tekrarlanıyor. Aynı zamanda İstanbul'un mekanındaki bazı değişimlerle ilişkisi ve bunların hepsinin İstanbullularda yarattığı endişelere işaret eden temaları var içinde. Hançerli Hanım hikayesi kısacası şöyle. Bedesten tüccarı olan çok zengin Halil adlı biri vardır. Bu tüccar Süleyman adında olağanüstü güzel ve görenlerin aşık olduğu bir oğula sahiptir. Oğlu o denli güzel ki tehlikelerin farkında olan baba oğlunu evden yalnız başına dışarı bırakmamaktadır. Sadece cuma namazına ve bazen babasıyla birlikte gezintiye çıkarlar. O zaman bile aşıklar yollarını gözlemekte ve onları izlemektedir. Bakın. Bu bizim yüzyılımızda hatta Yeşilçam sinemasında bile nasıldı bu karakter? Kadındı değil mi? Genç bir kızdı. Ay çok güzeldir. Ailesi onu çok titizlikle büyütmüştür titizlikle büyütmek de sokağa salmamaktır. En fazla okula gider, okuldan eve, evden okula bir hayatı olur. Çok değer verdikleri için çocuklarına e, okul ve ev dışında bir sosyal hayatı olması kesinlikle yasaktır. Çünkü dış dünya pislikler, namussuzlar, şerefsizler ve türlü çeşit ahlaksızlıkla doludur. Çocuklarını bir fanusta büyüterek her şeyden koruyabileceklerine inanır anne baba. Tamam mı? çocuk da çok saf yetiştiği için o genç kız günün birinde bir oğlanın ağına düşer malumunuz değil mi bu bağlamda bir sürü film izlemişizdir ama eski İstanbul hikayelerinin en eskilerinde bunlar hep erkek şunu da eklemek istiyorum oğlan çok güzeldi o yüzden babası onu dışarı salmıyordu teması pek çok eski metinde var e, netice-i cihan Hacı-i can ve netice-i cihan doğru söylüyorsam adını. Tasavvufi bir metindir. Bütün derviş yolculuğu buradan başlar. Birisinin çok güzel bir oğlu vardır. O kadar güzeldir ki başına bir iş gelmesinden korkar ve sokağa salmaz babası onu. Oğlanın aşıkları evin çevresini sarmıştır. Yollarını gözlemektedir. Bir şekilde onu elde etmek istemektedirler. Peki bunlar kim? Kadınlar mı? Hayır erkeklerdir arkadaşlar. Ve bu hikayede de yine Süleyman'ın aşıkları erkekler. Bu platonik aşıkların erkekler olduğu not edilmekle yetinilecek demiş hoca. Bu tema dediğim gibi birçok eski metinde mevcut. Hatta Dedem Korkut hikayelerinde bile birkaç tanesine şuna rastlarsınız. O kadar güzeldir ki Oğuz Bey'i nikabla gezer. Yani peçeyle gezer. Peçe. Özellikle... Kanturalı Selcan Altun hikayesinde bu böyledir. Daha da eski Osmanlıca metinlerde de aynı şeyi bulabilirsiniz. Erkek çok güzeldir o yüzden peçeyle gezmek zorundadır. Kendisini sakındığı kişiler de kadınlar değil erkeklerdir. Devam ediyorum. Hikayede olay örgüsünü harekete geçiren ilk gelişme Halil'in oğlu Süleyman'ın arkadaşı İbrahim Bey'e emanet ederek ölüşüdür. Yani bu zengin tüccar Halil Bey vefat ediyor. Vefat etmeden önce de oğlu güzeller güzeli Süleyman'ı arkadaşı İbrahim Bey'e emanet ediyor. Cenaze namazı Fatih Camii'sinde kılınan baba Edirne Kapı mezarlığına gömülecektir. Öyle de yapılır. Ancak oğul babasına olan sevgisinden ötürü bir türlü mezarı başından ayrılamaz. Herkes giderken kendileriyle gelmesi için ısrar ettiği halde mezar başında kalır. Hizmetkarlar eve döndüklerinde Annesi oğlunun mezarlıkta tek başına kaldığını öğrenir. Endişeye kapılır ve hizmetkarları tekrar mezarlığa gönderir ki Süleyman orada değildir. Çaresiz eve dönerler. Süleyman mezarlıkta babası Halil Bey'in ardından ağlamaktayken bir düzenbazlar çetesi onu babasının azatlı köleleri olduklarını ve Mısır'dan geldiklerini söyleyerek aldatmayı başarır. Bu kalabalık dolandırıcılar çetesi Süleyman'la tanışmanın hemen ardından üzüntülerini atmak için Topkapı civarında bir meyhaneye gitmeye önerirler. Kadehler birbirini kovalar. Artık Süleyman çetenin elindedir. Ertesi gün onu daha kaliteli ağırlamak bahanesiyle Eminönü balık pazarından kaya bindirip Galata'da bir meyhaneye götürürler. Orada ertesi sabaha kadar eğlenilecek ve 50 bin kuruş harcanacaktır. Bu eğlendirme etkinlikleri bir gündelik rutine dönüşür. Galata, Beyoğlu, Boğaz içinde çeşitli yerlerde ve evlerde devam eder. Kaçınılmaz olarak önce nakitler erir, ardından aile mücevherleri satılıp paraya tahvil edilir. Bunlar da bitince Süleyman çok geniş ve masraflı olan babadan kalma konağını satıp daha küçük bir eve taşınmaya ikna edilerek elinde son kalanlar da alınır. Annesinin tüm çabaları fayda etmez. Konak satıldıktan sonra anne Halil Bey'in kadim dostu İbrahim Bey'in evine taşınacak ve artık yoksullaşmış Süleyman da çete tarafından terk edilerek yeni bahçe dolaylarında aldığı iki odalı bir evde kumarbazlığa başlayacaktır. İki yıl içinde bu küçülmüş servetle tükenince Artık evsiz bir yoksul haline gelen Süleyman sokaklarda yaşamaya başlayıp kendisini iyice içkiye verir. Bir yıl sonra annesi onu bulur ve yavaş yavaş yoksunluklar nedeniyle uslanmakta olan oğlunu İbrahim Bey'in eski ortağının Bedesten'deki dükkanında çalışmaya ikna eder. Ne var ki bu kez de Süleyman'ın parası değil güzelliği başına bela olacaktır. Öykünün bu saf kahramanı bir gün yağlıkçılardan inerken yolda bir koçu arabasına rastlar. İçinde geçkince bir hanım ve karşısında da cariyesi vardır. Süleyman asla yaşadıklarından ders alamadığı için olsa gerek hanımın davetini kabul eder ve onun boğaz içindeki yalısına gider. Orada artık söz konusu kadının hançerli hanımın sevgilisi olacaktır. Kadının kapatması oluyor bayağı bildiğiniz. Ayrıca bu ilişkide Süleyman bazı menfaatler de elde ediyordur. Sugar Mami Örneğin Süleyman'ın annesine Hançerli Hanım tarafından Sultanahmet'te bir konak satın alınır. Böyle bir detayın varlığı çıkar merkezli bir ilişkinin her ikisini de rahatsız etmediğini gösteriyor. Ama Süleyman bir yandan söz konusu çıkar ilişkisini sürdürürken aslında kadının cariyesi kamere aşık olur. Ne var ki Hançerli Hanım bu aşkı fark eder. Bekleneceği gibi bu ilişkiden sorumlu tutulan Süleyman değil kamer olur cariye Süleyman'dan habersiz dövülerek cezalandırılır ve ormanlık bir alana ölmesi için terk edilir. Süleyman durumu anlayacak, Kamer'in terk edildiği yeri öğrenecek ve onu oradan alıp konağına götürecektir. Fakat Hançerli Hanım da yalısının penceresinden kayıkta birlikte giderlerken Kamer'le Süleyman'ı görmüştür. <laughs> ya tam entrika hikayesi oldu. Yalısının penceresinden Süleyman'la Kamer'i görüyor kayıkta birlikte giderlerken. Yalnızca Kamer'i değil Süleyman'ı da öldürmeye karar verir. Süleyman'ı adalara geziye davet eder. İşte o gezi sırasında Hançerli Hanım entaresinin altında sakladığı kendisine adını kazandıran hançerini çıkartıp Süleyman'a saplayacak ve naif aşığı denize attıracaktır. Süleyman öldü mü? Hayır ölmedi. Bitmedi şans eseri 4. Murat'ın musahiplerinden tıfli Bekri Mustafa'nın kayığında çatladı kapıya giderken adalardan denize atılan Süleyman'ın yüzen bedenine rastlar onu kayığına alır ahır kapıya çıkar kendi evine taşıtır tedavi ettirir ardından da hançerli hanımın gazabından kurtarmak için Mısır ve Erzurum'a kadar yollayarak uzun süre ortadan kaybolmasını sağlar. Hükümdarın arkadaşı olan Tıfli bu olayları bir gün hünkara hikaye kılığında anlatınca 4. Murat da sorumluları toplatır ancak cezalandırmaz, affeder, tatlıya bağlar. Bu 18. yüzyıl hikayeleri genellikle mutlu sonla biter. Ancak neredeyse hiçbirinde ahlaki bir ders verilmez hikaye Süleyman'ın pek de savunulamayacak ahlaki zaaflarını bile görmezden gelir. En önemlisi sonuçta Hançerli Hanım'da olduğu gibi kötüler hemen daima ceza görmez. İş daima tatlıya bağlanır. Bunu şöyle yorumluyor Uğur Hoca. Demek ki diyor 18. yüzyıl Osmanlı İstanbullusu artık ahlaki olanı belirlemekte eskiden olduğu kadar kolay karar veremiyor. Demek ki ahlaki ilkeler değişiyor. Demek ki herkesin hayatı değişiyor aslında içten içe. Şehirleşmenin biraz daha artmasıyla, biraz daha refaha kavuşmakla, biraz daha insanların bir serbestliğe kavuşmasıyla hayat başkalaşıyor. Bu hikayeler de zaten oralardan doğuyor diyor. Bu yüzden işte şehirleşme ile ...bu hikayeler arasında bir bağ kuruyor. Ve bence tarihi bu şekilde okumak aşırı güzel, aşırı lezzetli ya. Devam ediyorum. Hikayelerin toplumsal cinsiyet bağlamındaki ikili suç kavrayışı ilginçtir. Kadınlara ve erkeklere farklı suç ve kabahat tanımları yapılır. Kötülükle karşılaşan erkek, örneğin hançerli hanımda... ...önce servetini yani maddi varlığını yitirir, sonra da masumiyetini... Asıl şaşırtıcı olan genç erkeğin hemen daima saf ve masum oluşudur. O masumiyet hikayenin dramatik dönüm noktasını oluşturan evreye kadar... ...kamusal mekandan çok iyi uzak tutulduğu aile ortamında yaşamış oluşundan kaynaklanır. Hep evde çünkü. O yüzden de saf, tertemiz, masum. Böyle biz de şey sanıyorduk ya hani Müge Anlı falan program yapmaya başlanana kadar... Saf, teniz, temiz, tertemiz Anadolu köylüsü filan sanıyorduk. Sonra <laughs> sonra müge anlı happened. Sonra ha böyle birbirinden şok edici hikayelerle karşılaşmaya başladık. Yani o güne kadar gazetelere, basına haber olan hikayeleri solladı geçtiler o hikayeler böyle. Böyle ağzımız açık kaldı yani nasıl ya hani marjinal bizdik dedik durduk o zaman bu zaman. Evet. Erkeklerin aksine hikayelerde genç kızlar bu tehlikeli yoldan giderken ve masumiyetlerini yitirirken hiç tasvir edilmezler. Hikayeler onları görmez. Onların sağlam masumiyetleri hiçbir hikayede bozulmaz. İstanbul'un ahlak ahlak pardon ahlak haritası henüz genç kızların namusundan kuşku duymaya göre değil, evin olmaya göre çizilmiştir. Acaba öyle mi hocam? Buraya bir şerh düşerdim ben bunu hani akademik bir çalışmada kullansam. Sonra da hoca bizim meşhur Risale-i Garibe'ye geçiyor. Ben Risale-i Garibe hakkında iki ayrı yayın yapmıştım hatırlarsınız. 18. yüzyılda bir toplum eleştirmeni adını vermiştik bilinmeyen yazarına ve karısının, kızının veya evindeki hanesindeki herhangi bir kadının sokağa çıkmasına izin veren çarşı pazar için evin ihtiyaçları için bile sokağa çıkmasına izin veren adamlara affedersiniz pezevenk gavat diye küfreden bir adam bu yani <laughs> ya yani inanılmaz gerçekten neyse Risale-i Garibe yazarını bilmiyoruz kim olduğunu daha önceki Risale-i Garibe yayınlarımıza ulaşmak isterseniz YouTube arama çubuğuna tarih obası Risale-i Garibe yazın çıkacaktır. Ben de linkleri bırakırım. Babaları açıkça küfreder, seyre çıkan kızlara değil Risale-i Garibe'de diyor. Bunun da sebebi tabii kızların babanın malı olarak görülmesi esasen ve tabii diğer yandan da çoluğun çocuğun terbiyesinin öncelikle anne babadan sorulması. 18. yüzyılda ahlaki açıdan güvenilmez olanlar evli kadınlardır. Daha da kötüsü dullardır kızlar sımsıkı bir denetim içinde tutulabileceğine inanılır. Kamusal alan ve mekan onlara neredeyse tamamen kapalıdır evlenmemiş genç kadınlara yani. Ama belli ki evlilik masumiyetin yitimi demektir. Niye? Çünkü cinsellik yaşanıyor ya. Yaşanınca birden şeytanlaşıyor bu kadın milleti. Niyeyse öyle oluyor yani. Evli kadınlar kamusal mekana çıkması erkek ve kadın bekarlara oranla çok daha kolay olanlardır elbette. Risale Garibe yazarı kamusal mekanı kadına kapatmayı o denli tavizsiz biçimde arzular ki kamusal mekana açılan kafesli bir pencereden bakmayı o çok sevilecek 19 ve erken 20. yüzyıl İstanbul kadın sosyalleşme pratiğini bile nefretle tanımlar. Kendi mantığı çerçevesinde haklıdır da. Daha 20. yüzyıl henüz başlarken Cumhuriyet'ten epey önce artık mahallenin kadınları o kafesleri hiçe saymaya başlamışlardı bile. Hangi kafeslerden bahsediyoruz? İşte şu anda ekrana yansıttığım onun bir örneği sayılabilir zannediyorum. Kafesli bir cumbada oturmuş nargile içen bir Osmanlı Türk kadını çizilen 19. yüzyılda İstanbul'a gelmiş buraları ziyaret etmiş bir Fransız gazetecinin seyahatnamesinde bulunan bir çizim bu arkadaşlar. Kadınların kafesin arkasından sokağı izlemesinin sebebi içerideki kadının dışarıdaki insana görünür olmaması elbette. Yani kadının saklanması ve şu durumu bile ahlak dışı, edep dışı, din dışı, bilmem ne dışı diye lanetleyen insanlar var. İşte Risale-i Garibe'nin huysuz yobazı da onlardan biri diyebiliriz yani zannedersem. Evet bu ahlakçı pozisyon almay almayışlarıyla birlikte düşünülürse hikayelere geri dönüyoruz. Risale-i Garibe baştan sona herkese ahlaksız ilan eden ilginç ve komik bir metin. Hikayeler ahlakçı bir tavır almıyorlar. İçeriklerinde İstanbul'daki toplumsal cinsiyet rollerinin değişimine işaret eden motifler daha da önemlisi e, görünüyor. Bunun en belirgin ifadesi sık sık gündeme getirdikleri üst sınıf kökenli kötü kadın motifinde görülüyor üst sınıf kökenli kötü kadın motifi. Birinci Abdülhamid'in kızı Esma Sultan da bunlardan biri. Abdülmecid'in gözdesi Serfinaz da bunlardan biri. Az sonra onlardan da bahsedecek. Fakat şimdi sıra ikinci hikayede. Gevherli Hanım. Tayyarzade hikayesi olarak da biliniyor. Gevherli Hanım Fazlı Paşa'nın kızıdır üç tuğlu birkaç paşayla evlenmiş yani bayağı rütbeli ve yaşlı orta yaş sınırını aşmış onların ölümünden sonra sarayını bir batakhaneye kendisini bir çete reisine dönüştürmüştür yani şöyle bir tip üç tuğlu üç paşa yani bayağı böyle madalyalar nişanlar bir şeyleri var ve her seferinde yaşlı paşalarla evlenmiş bu ne demek kısa süre sonra ölecek ve çok parası var adeta bu kadını zaten e, yaşlı ve zengin koca avcısı bir kadın olarak kurguluyor hikaye en başta aslında. Sarayın batakane burada bayağı bildiğiniz genel ev bu arada yani. Sarayında 40 oda, her odanın bir oda başısı ve onların dörder cariyesi vardır. Her gün bir cariye sokağa çıkıp çarşıda üst başından üstünden başından varlıklı olduğu anlaşılan birini seçer, baştan çıkartır, bu saraya getirir. Sarayda kadın ve içki alemleri içinde parası bitinceye kadar konuk edilen kurban daha sonra önce hapsedilir. Mührüne el konularak evine onun adına para gönderilmesini talep eden mektuplar yazılır. Ve bir miktar servetin de böyle ele geçirilmesinden sonra soyacak başka bir şey kalmayınca adam öldürülür. Geçkin yaştaki kadının kötülüğü motifi Hançerli Hanım hikayesi ve benzerlerinde genç erkeği elde etmeye yönelik çabalarında temellendirilmiştir. Tayyarzade hikayesine gelelim. Her iki durumda da üst sınıf mensubu varlıklı ve bekar kadın tipinin bazı toplumsal problematiklere işaret ettiğini görmemek zordur. Ya o zamanlar kendisinden en çok ahlaksızlık tabii ki ahlaksızlık burada evlilik dışı cinsel ilişkiler kısacası bu sınıf kadınların affedersiniz her gün birilerinin poposundan koko çektiğini düşünmüş insanlar çoğunlukla onun da nedenlerini harika bir şekilde açıklıyor Uğur Hoca yani ayakları çok yere basan bir şekilde açıklayacak birazdan bu kadın tipinin de bugün en çok olmak istenen kadın tipi falan olması yani şu anda toplumda Kaç kadına sorsam herhalde en az %60'ından aa evet öyle bir kadın olmak isterdim cevabı alırım. Üst sınıf mensubu varlıklı ve bekar. O kadar çok kadın ister ki böyle olmayı. <laughs> İlginç ya. Ha, Hançerli Hanım da erkeksiz yani dul kadının tehlikeli olduğu biçimindeki çok uzun ömürlü olacak bir stereotip gündeme gelir. Maddi imkanları geniş ancak denetlenmesini sağlayacak, denetlenmesini sağlayacak, ailevi veya eril bir otoriteden yoksun olması, geçkin kadını cinsel isteklerine gem vuramayan bir saldırgana dönüştürmüştür. Cadılık tarihi de böyle arkadaşlar. Cadı kadınların da çoğunluğunu, cinsel isteklerine gem vuramayan o yüzden önüne gelenle yatan kadın falan diye tanımlamışlar vakti zamanında. Kadınların cinselliğinden aşırı bir korkuluyor. Kadınlar cinsellikten keyif alacak olursa, tekrar isterse, başkasıyla yaşamak da isterse aman tanrım falan. Böyle kendilerinden geçmişler bu korkuyla. Evet yani bu kadınlar çevre baskısından uzak yaşayan başlarında erkek olmayan tırnak içinde. Dolayısıyla denetimsiz, otoritesiz kalmış ve toplum için tehlike arz eden kadınlar. Tamam mı? Hani böyle bir kadın tipi hani bugünkü yobaz en çok şeyden korkuyor. Ya hayatını yaşarsa ya kendi hayatını yaşarsa bir kadın. Aman Tanrım dünyanın sonu mu geliyor? Kıyamet kopacak falan böyle düşünüyorlar. O zamanlar Tabii ki daha da farklı korkular var. Bütün toplum için bir tehdit. Şimdi de oluyor ya işte deprem oluyor mesela çıkıyor birisi diyor ki çok zina var ondan oldu. E no, ne yapılsın peki? Kadınlar evde otursun. E, zina'yı bu kadınlar tek başına mı yapıyor hani? Yo Kadınları evde oturtmak, geri planda tutmak, toplumsal hayata, iş hayatına katmamak için her şeyi ama her şeyi başta din olmak üzere her şeyi kullanabilir bu tarz insanlar. Yeter ki ortalıkta kadın olmasın. Yeter ki olmasın yani. Evet devam ediyorum. Yukarıdaki İstanbul halk hikayelerinde karşılaşmalar sokakta vuku bulur. Ancak suç mekanları üst sınıf konutlardır. Karşılaşmalar yani insanların bir araya gelmesi sokakta, kamusal alanlarda ama suçu nerede işliyorlar? Özel mekanlarda, üst sınıf konaklarda bir tür özel mekan korkusunun kamusal mekan korkusundan da önce doğduğu görülüyor. Söz konusu özel mekan, varlıklıların mahalle denetimi dışında kalan, korunaklı, dışa sıkıca kapalı, dolayısıyla içinde neyin olup bittiğine ilişkin fikir vermeyen saray ve konaklarıdır. Kadın o mahrem özel mekanda geleneksel denetimden kaçan, kendisine bir özelleşme cebi kurabilen, yeni özneyi temsil eder. Tekrar okuyacağım bu cümleyi. Kadın, o mahrem özel mekanda geleneksel denetimden kaçan, kendisine bir özelleşme cebi kurabilen yeni özneyi temsil eder. Bu cepleri inşa edebilen öznelerin 18. yüzyılda hanedan ve en üst toplumsal grubun kadınları olduğuysa artık bilinen bir gerçek. Dolayısıyla Kötü kadın korkusu çok büyük oranda geleneksel kadın toplumsal kimliklerinden uzaklaşmaya tepkili bir psikososyal huzursuzluğa işaret eder. Bu kadınlar paralı da. Yani eşittir ekonomik özgürlüğü var. Aman Tanrım kadın okudu, çalıştı, parasını da kendi cebine kaldı. Tam dünyada ondan büyük şeytan yok yani. Ondan büyük tehlike yok dünyada. Neden? çünkü bunları yapan bir kadın her gün günde beş kere başkasıyla yatar kalkar evet arkadaşlar gerçekten bazısının aklı fikri bu aklı fikri bu biz okula gidiyoruz erkek bulmaya gidiyoruz İşe giriyoruz erkek bulmaya giriyoruz ne bileyim işte sosyal bir mekana giriyoruz her yere yaptığımız her şeyi girdiğimiz her ortamda erkek bulmak için uğraşıyoruz yani bu kulağa ne gibi geliyor biliyor musun fantazi gibi geliyor bu sizin tespitiniz değil de temenniniz yani keşke öyle olsaydı onu arzu ederdiniz değil mi? Biz böyle okula erkek bulmaya gidelim, işe erkek bulmaya gidelim, her yerde gözümüz erkek arasın. Çok isterdiniz bence. Çünkü böylelikle hani bütün kadınlar böyle olsa e sizin de piyasanız yükselecek değil mi? Gün gelecek bir tane kadın da sizi talep edecek böylelikle. Böyle olmadığı müddetçe sizin bir kadınla karşılaşma ve onun tarafından istenme imkanınız sıfır bana böyle geliyor bana böyle geliyor gerçekten yani evet neyse yani kadının özgürleşmesi denemese de serbestleşmesi diye nitelenebilecek değişimler mekanda vuku bulur bunun aksi de doğrudur o serbestleşme mekanı da dönüştürür yani kadının serbestleşmesi mekanı dönüştürüyor mekan kadını dönüştürüyor kadın da mekanı dönüştürüyor çok tatlı değil mi 18. yüzyılda artık kent çeperlerine doğru açılan, Boğaziçi ve Haliç'te yeni hanım sultan sarayları inşa ettiren, kocalarının saraylarında değil, kendi adlarına yaptırılmış yapılarda barınan kadınlar vardır. Hatice Sultan gibi biri bir Frank mimarla, Mellingle doğrudan iş yapar. Ondan Latin harfleriyle Türkçe yazmayı bile öğrenir ve mektuplaşır. Bu durumda aralarında aşk ilişkisi olduğu dedikodularına neden olacaktır. Bu da apayrı bir hikaye. Bugün Esma ve Serfinaz'dan bahsedeceğim. Çok az size onlarla da kapatacağım. Dul kadın korkusunun kadın erkek yaş dengesizliğiyle de bağlantılı olması mümkündür. Erkeklerin eşlerinden daha yaşlı olduğu, eşlerinden önce öldüğü, Dolayısıyla dul kadın sayısının bugünkünden oran olarak daha fazla olduğu fark edilmelidir. Gerçekten şey oldu. Aa doğru. Genellikle çok küçük yaşlarda kızlarla evleniyor bu adamlar. Yani küçük derken 13, 14 de var, 16, 17 de var hani. Doğru. Muhtemelen erkekler daha erken ölüyordu. Dolayısıyla kadınlar genç yaşta dul kalıyordu çoğunlukla. Ayrıca tabii ne var Osmanlı İstanbul'unda kadınların kamusal mekana çok daha az çıkıyor olmalarının da örneğin salgın hastalıklardan daha az etkilenmeleri açısından bir avantaj oluşturduğu düşünülebilir. Hem bu var erken dul kalıyor belli ki çoğu bir de çok dışarı çıkmadıkları için salgın hastalıklara da belki çok yakalanmıyorlar. Dolayısıyla daha fazla hayatta kalıyorlar. Belki kadın nüfusu daha fazla oluyor bir süreden sonra ama hani bütün bu etkenler belli ki dul kadın sayısını arttırıyor. E biraz da tabii şehir şehir ortamında oturuyorsa 2 3 kuruş bir geliri de kalmıştır kocasından. eşittir tehlikeli. Bu metinde dışa vurulan konutun gayri ahlaki etkinliklere imkan veren kamusal mekana sağlamca kapalılığına ilişkin kaygının 18. yüzyıldaki önemli bir mimari domestik değişimle bağlantılı olduğu söylenebilir. Yani diyor diyor ki 18. yüzyılda özel konaklarda geçen ahlaksızca hikayelerin ortaya çıkma sebeplerinden biri de mimaride yaşanan değişim aslında diyor ve çok ilginç bir şey söylüyor. Evin çeperleri daha az geçirgen olmaya çünkü yapım kaliteleri yükselmeye başlamıştır. Üstelik konut yapıları daha kompakt o kompaktlıktan ötürü de daha nüfuz edilemez hale gelmektedir. İstanbul ve Osmanlı konut tarihi modern idealizasyonlar haricinde az araştırıldığı için değişimin çoğu veçesini bilmiyoruz. Ancak 18. yüzyıl sonunda orta sınıf İstanbul evlerinin mahremiyet talepleri bağlamında artık bugün bildiklerimize benzemeye başladığı rahatça söylenebilir. Yani görüyor musunuz mimarideki değişim evlerin daha az ses geçir, geçirgen olmasına sebebiyet veriyor. Yani sen şöyle olmaya başlıyorsun ya artık daha sağlam ve ses geçirmez evlerde oturuyoruz. Ay acaba kim bilir yan komşuda şu an neler oluyordur neler oluyordur. Hemen milletin hayal gücü harekete geçiyor. Bu İstanbul halkı çok sıkılıyormuş ya. Bazen böyle diyorum gerçekten çünkü her şey bir hikaye uydurma malzemesi haline geliyor adeta yani. Konutu iç mekanında özelde denetlenebilirliğini yitirdikçe evin özellikle kadının mekanı olmasından ötürü konutta istediği gibi serbest yaşayabilen bir üst sınıf kadını düşlemek kaçınılmaz biçimde kadının ahlakına ilişkin kuşkuları tetiklemiş olmalı. diyor hoca. Endişeli İstanbullular huzursuzluk duysalar da evin yavaş yavaş kaleye dönüşmesi önemli bir değişim İstanbul'da bir tür burjuvalaşma yaşanmaya başladığını bile akla getiriyor. Mahremiyet talebi zaman içinde sadece biçim değiştirmez. Aynı zamanda da burjuvalaşma, bireyleşme, zenginleşme ile birlikte tırmanır. Bence çok güzel tespitler. Evin gittikçe kale haline dönüşmesi şu insanların daha fazla mahremiyet talep etmesi bir kere özel hayatları için. Çünkü e, Osmanlı'da insanlar mahallelerde yaşıyorlar. Hele İstanbul gibi büyük şehirlerde mahallelerde dip dibe ağız, ağız ağıza yaşıyorlar. E, hukuk sistemi bile mahalle örgütlenmesine temel alıyor. Senin başına bir iş geldi mahkemeye düştün. <laughs> Senin mahallenin imamı, kadısı bilmem nesi... ...senin lehine ifade verirse senin yırtma im imkanın daha fazla mesela. Yani bunun gibi. Ya da işte mahallede bir problem oldu. Bazı durumlarda bütün mahalleyi sorumlu tutuyor bundan şey ee, Osmanlı hukuk sistemi. Çok enteresan. Yani mahallelerde böyle ağız ağıza yaşarken herkes birbirinin özel hayatını didiklerken falan birden daha farklı bir hayat ortaya çıkıyor. Tabi birden dediğim yani yıllar içerisinde bu gelişiyor da 18. yüzyıla gelindiğinde özellikle orta ve üst sınıflarda daha böyle bir mahremiyet talebi artıyor. Daha üst sınıflar zaten kendi konaklarında falan yaşıyorlar. Onlar da daha sağlam bir şekilde inşa ediliyor. Dışarıya iyice kapalı. Dolayısıyla zaten üst sınıftaysa üst sınıf, daha üst sınıfların denetimine de daha az açık wow diyorlar içeride kim bilir neler dönüyor. Bugün de öyle olmaz mı size? Yani bugün de öyle olur. Bir zengin mahallesinden geçseniz. Bana oldu birkaç defa oldu. Çok zengin mahallesinden geç, geçti. Villalar var bilinenmeler var. İstanbul'da değildi benim geçtiğim yer, yerler. Daha böyle Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde. Böyle oldu mu Allah'ın unuttuğu yer. Burada adam vursalar vurulur. Koko çekseler çekilir. Burada kim bilir neler dönüyordur. Aynen bu hissi ben yaşadım. Yani zürdün çenesini yordu. <laughs> Zengini yaşadığı hayat. E o zaman da oluyor. Düşünseniz öyle bir konağın önünden geçiyorsunuz. Sıkı sıkı kapalı her yer. Hatta bazı konakların etrafı böyle yüksek surlarla falan çevrili. Ya da bahçe duvarları var. Onun da üstüne böyle direkler asılmış. Sarmaşıklar bilmemler içeriği görmeniz imkansız içerideki insanın dışarıdan onu birilerinin görmesini istememesi son derece normal değil mi? Ben de olsam görmem. Ben de mahremiyet şey istemem. Ben de mahremiyet talep ederim yani. Bahçemde oturacağım belki şortumla. Bikinimle oturacağım ben bahçemde. Sokaktan geçen adam beni niye görsün? Tamam mı? Ama sokaktan geçen adam da bu sefer şöyle oluyor. Ne yapıyorlar ya burada acaba? Allah Allah ne yapıyor? Hele bir de içeride dul kadın yaşıyorsa tamam abi. Tamam artık yani. Evet. <laughs> diyor ki hoca. Payitaht hep genişti. Kuşkusuz 18. yüzyılda daha da yayılmıştır. Ama aslında kentlilerin onun tümünü deneyimleme imkanları genişmiş, gelişti. Yani diyor ki İstanbul hep genişti ama 18. yüzyıla gelene kadar insanlar İstanbul'u deneyimlemiyordu ki. Orasına burasına Gezili, ...geziye gitmiyorlardı ki... ...öyle bir şey yoktu... ...mesire yeri, park yeri... ...işte halkın bir yerlerde... ...çayıra çimene çıkması... ...pek öyle bir şey yoktu diyor... ...18. Yüzyı, yüzyıla kadar... ...hikayelerde olaylar... ...adalardan boğaz içine, Beyoğlu'na... ...Çamlıca'ya, İstanbul'un karadaki çeperlerine... ...ve tarihsel yarımadanın... ...Marmara kıyılarına uzanan... ...bir vuku buluş alanında yaşanır... Hançerli Hanım'daki Süleyman'ın Edirne Kapı mezarlığından önce Topkapı'da sonra da Galata'da bir meyhaneye götürüldüğü anımsanmalı. Bir günde en az 8 kilometrelik bir yolculuktur bu. Sadece yaya olarak ve kayık aracılığıyla ulaşım yapılan bir kentte bunun nedenli genişlemiş bir erişim imkanını ortaya koyduğu kestirilebilir. Muhtemelen 16. yüzyıl İstanbulluları bunu hayal bile edemezlerdi. Gerçekten öyle. Şimdi tekrar hocanın neden bahsettiğini biraz sizlere göstereyim arkadaşlar. Burası <laughs> kağıt tane tarafları. Mesire yeri. 18. yüzyılda böyle yerler ortaya çıkmaya başlıyor bir şekilde. Bunda ayrıca uzun bir hikayesi var. Toplumsallaşma biçimleri, sosyalleşme biçimleri değişiyor. Ve bu mesire yerlerinde işte kadınlar daha görünür olmaya başlıyor. Çünkü kadınlar da aileleriyle veya işte akrabaları olan diğer kadınlarla böyle bölgelere gidip oturmaya başlıyorlar. Oturuyorlar ha bir şey yaptıkları yok. Bu çizimde sağda gördüğünüz üç kadın görüyorsunuz başörtüleri başlarında üstlerinde pardüsü gibi bir şeyler falan nargile içiyorlar. Nargile içerken çizilmişler. Yani o dönemin insanların bir kısmı için normal. Yani bir kısım bunu normal karşılıyor ki bu kadınlar bunu yapabiliyor. Ama demek ki diğer bir kısmı da özellikle iktidara yakın kısımlar diyorlar ki ay namus gitti elden. Ar namus kalmadı. Kadınlar artık insan içine çıkıyor ve bir de üstüne nargile içiyor. Demek ki bu şekilde çıldırmışlar. Şimdi bu o dönemlerden bir çizim yine 19. yüzyıl. Bu da bir başka çizim yine kağıthane tarafını gösteriyordu doğru hatırlıyorsam tabi. Zaten görsellerin linklerini de sizle sabit durumda paylaşırım. Yine kadınlar her tarafta görüyorsunuz. Bu da yine bir üst sınıf bir hanım muhtemelen burada yerde oturan yanında ayakta elinde şemsiye ile dikilen de onun cariyesi yani kölesi muhtemelen. Yanda görüyorsunuz yani şey var ne deniyordu ona? İbrik mi deniyordu? Büyük ibrik var işte. Şerbet, su, mu bir şeyler içiyor. Yerde meyveler var gördüğünüz üzere. Özel yastık getirilmiş. Elinde yine meyve var falan. Ee, tül bir tülle sadece peçe yapmış kendisine. Ona da dikkat edin. Birazdan oraya da geleceğiz. Böyle görüntüler. Bunlar hakikaten 19. yüzyıldan görüntüler. 18. yüzyılda da demek ki bu tarz şeyler oluyordu yani oradan 18'den bulabildiğim bir çizim yok e veya 17'den 19'dan 19. yüzyıldan bir takım çizimler gösterdimse deminden beri ama diyebiliriz ki daha önceki devirlerde de böyleydi e hemen hemen böyledir tülpeçe mesafedir evet <laughs> böyle arkadaşlar ya kadınların sosyalleşmesi ola ola o devirlerde o kadar. Evet devam edelim. Hikayelerde olumsuzluk vurgusuyla anlatılan olaylar hep kentin varoşlarında geçer. Hikayelerin arka planını az çok biliyoruz. Kent 18. yüzyılda Boğaziçi başta olmak üzere çevreye doğru yayılmaktadır denetimi artık hiç değilse zengin üst sınıflar için çok daha gevşektir. Yani şehir gittikçe yayılmaya, genişlemeye başlıyor İstanbul tam o sıralar ve zenginler için özellikle denetim yani resmi denetim, kolluk kuvvetlerinin işte devletin denetimi biraz daha gevşek. Bu bir taraftan çok önemli bir yeni gelişme, öte taraftan bir kez daha tekinsizlik üreticisi olacaktır. Hikayelerde gençler kendi aile ortamlarının dışına çıktıklarında hemen kötüler tarafından yutulu verirler. O kötülerin kadın olmasıysa özellikle ilgiye değer. Kadın suçluluğuna bakıyor, bakıyoruz diyor. Hani acaba hoca merak etmiş 18. yüzyılda kadın suçluluğu mu arttı? Yani kadınlar daha mı çok suç işlemeye başladılar ki? Baktım diyor böyle bir veri yok böyle bir artış olduğuna dair bir veri yok elimizde. Hele hele varlıklı kadın suçlulara ilişkin neredeyse tek bir hukuki örnek elde yok. Yani reel bir asayişsizlik durumu değil psikososyal bir endişe olduğunu görüyoruz ortada diyor. Hikayelere konu olan tüm kötülükler hep varlıklı İstanbulluların gerçekleştirdikleridir. Orta sınıfların imgelemini kurcalayan bu muhayyel uzak çeper sefahat mekanları, zenginlik kadının elinde olduğunda kuşkusuz daha da irkiltici oluyordu. Dolayısıyla hem sınıfsal hem de cinsiyetçi bir kentsel mekan tahayyülü ve onunla bağlantılı korkular vardı diyor. Toplumsal katmanlaşmada daha az talihli orta gelir grubu kadınlarsa diğerlerinden daha bile travmatik etkileri olacak kamusal mekanda mesirelerde serbestleşirlerdi önceden neredeyse imkansız olan her karşılaşma ahlaki çöküş ve dolayısıyla toplumsal tehlike niteliğinde görülecektir. Evet bir kadının kim olduğunu hangi ahlaki standartları uyduğunu veya uymadığını bilmenin eğer o kadınla mesirede karşılaşmışsan yolu yoktur. Yani mesirede karşılaştığın kadını tanımazsın etmezsin etrafta sorabileceğin kimse de yoktur. Tamam mı? O yüzden mesirede olan kadın daha tekinsiz geliyor başkalarına ve daha da tuhaf tuhaf fikirleri tetikliyor o yüzden. Oysa mahallede genelde sıkı dokulu kentsel mekanda karşılaşılan her bir kadın toplumsal onay filtresinden geçmiş gibi varsayılır. Yani kendi mahallende görüyorsan demek ahlaklı bir kadın ki orada bulunabiliyor diye düşünüyorsun. Çünkü kadının ahlaksızlığı tespit edilirse mahalleli onu oradan attırır zaten. Bir de böyle bir şey var. Hemen kadıya gidilir attırılır kadın mahalleden. Mesirede boy gösteren her kadın bu durumda bir olağan şüpheli haline gelir diyor hoca. Mesiri aleyhtarı anlatılar ve denetim çabaları böyle bir zeminde yeşerir. Örneğin patrona Halil isyanı var ya patrona isyanının arka planı tarih 1730 bu arada çok güçlü bir mesire aleyhtarı söylemi de içerir. Sonuçta neredeyse hiçbir kriminal vakanın görülmemesine karşın lale devrinin ardında mesirelerde bir dizi bostancı karakolu inşa edilecektir. Hemen mesirelere bostancı karakolları dikmişler. Kediye kapı açacağım Hep yayın ortasında aynı şeyi yapıyor burası. Evet. Muhafazakar talep mesireyi sürekli disipline etmek ister. O zamanlar mesire bugün de meydanlar değil mi? Şehir meydanları özellikle. Kent meydanları. İnsanların bir araya geldikleri herhangi bir yeşil alan falan. Muhafazakar talep mesireyi sürekli disipline etmek ister ve bir türlü onun namusuna ikna olmaz. Çok güzel cümle. Buradaki mekan ahlak bağlantısına özellikle dikkat edilmelidir diyor hoca. Evet, şimdi son sayfalara geliyorum. Sizle paylaşacağım. Merkezi yönetim 18. yüzyılda başladığı mesireyi ve kadını birlikte disipline etme alışkanlığından uzun süre vazgeçebilecektir. Yani mesireyi ve kadını beraber disipline etmeye çalışıyor. Çünkü daha önce o ortamlarda kadınlar yoktu kadınlar ortaya çıkınca artık mesire alanları iyice disipline edilmesi gereken, denetlenmesi gereken bir yer haline geldi. Ve neticede 19. yüzyılın sonlarına doğru diyelim 1862 senesinde bir tanesi, bir tanesi de 1865'te takvimi vekaide yayınlanan birisi takvimi vekaide bir tanesi de babı zaptiyede yayınlanan iki belgede Taife-i Nisa diyor. Bir Taife-i Nisa'dan bazıları diyor. Uygun giyinmiyorlar diyor. Hemen kadınların kılığı kıyafetiyle ilgili yönetmelikler hatırlatılıyor halka. 22 Eylül 1862. İlanname-i resmi. Taife-i Nisa'dan bazıları kadınlar taifesinden bazıları bir müddetten beri Seyir yerlerinde ve çarşı pazarda yollu ve parlak şeylerden mamül ferace iktisasıyla feraceleri parlak şeylermiş yani parlak kumaşlardan yapılıyormuş. Ve gaz ve ince yaşmak ile ince yaşmak ile açık saçık gezmekte oldukları müşahede olup bu ise mugahire adabı iffet olarak caiz olmayacağından adaba ve iffete aykırı olduğu için caiz değildir diyor. Badema hiçbir kadının bundan sonra hiçbir kadının gerek araba içinde araba dediği fayton gerek mahalle sairede çeşitli mahallelerde bulunsun o misüllü elbiseyi sakile ve na, müte, na giyip ve gaz ve ince yaşmak tutup sureti serbestliği ve bir edebiyede geçti güzar etmemesi ve idecek olduğu halde ve bunları yaparsa velilerine ve mensup oldukları mahallere haber verilerek tedip olunması <laughs> Allah'ım yarabbim ve feraceci ve tuhfeci esnafının öyle şeyler diküp satmada ihtiraz ederek feraceciler de o tarz feraceler satmamalılar diyor kadınları diyor uygunsuz kılıklarda görürsek diyor velilerine kendilerine şikayet edeceğiz diyor. Tamam mı? Velilerine. Onlar tedip etsin diyor. Onlar diyor edep adap öğretsinler diyor. Ananıza babanıza söyleyeceğiz diyor ya baya. Kocanız varsa kocanıza yoksa ananıza babanıza size şikayet edeceğiz diyor. Baya. Feraciciler tuhafiyeciler de diyor öyle kumaşlar öyle feraciler satmasınlar diyor. Bilakis hareket edecek olurlarsa şehre maneti behiyesi marifetiyle muahaze ve terbiye edilmesi hususları memurine tenbih olunmağla keyfiyet herkesce bilinip hilafı hal falan filan. İş bu böyle böyle olacaktır. Diğeri 8 Eylül 1865 tarihli babı zaptiyede yayınlanan bir varakadan kolera salgınının ortadan kalkmaya başlamasıyla yaşamın normale dönmekte olduğu o zamanlar kolera salgını var işte pandemide kapandık ya bir süre o zamanlar da öyle karantina falan sonra serbest kalıyor herkes herkesin kendi din ve mezhebine göre hayata devam edebileceği ancak defalarca ilanlarla duyurulduğu gibi Kadınların sokaklarda ve seyir yerlerinde ve benzeri alanlarda belirlenen kurallara uygun olarak giyinip dolaşmaları gerektiği ihtar edilir. Demek ki kadınlar uymamışlar. O işte defalarca diyor uyardık diyor. Defalarca söyledik diyor. İstediğin kadar söyle. 10 kadın dediğini yapmazsa, 100 kadın, 1000 kadın, 10000 kadın dediğini yapmazsa fiili durum oluşur, sen de eşek gibi kabul edersin kadar basit belgeler kadınların kamusal mekanda nasıl giyinmesi ve davranması gerektiğinin idari bir sorun sayıldığını ve daha önemlisi ailelerine haber verilerek edetlerinin düzeltilmesini söylüyor ay nasıl bazılarının hayal ettiği Türkiye değil mi ya bu Hı? tamamen bazılarının hayal ettiği Türkiye kadının velilerine şikayet edileceğinin vurgulanmasıysa bu kadar geç bir dönemde bile kadınların kendi sorumluluklarını kendilerinin taşıyabileceğinin akla bile gelmediğini açıkça ifade ediyor. Gerçekten öyle tabii ki. Evet mesire ve kadın ilişkisini diyor erken Osmanlı romanlarında bile görüyorsunuz. Hatta diyor 1900 yılında yayınlanan Aşkı Memnu'da bile ki Aşkı Memnu'yu bugün hepimiz biliyoruz. Adnan Bey sonu trajik bitecek ve Osmanlı romanının belki en iyi işlenmiş kadın kahramanı olacak. Trajik Bihter'i Mesire'de görür ve evlenmeye karar verir. O bile diyor, özellikle seçilmiş diyor. Yani bakın Bihter karakterini düşünün. Bihter gibi bir kadın da Mesire'ye gidiyor. Adnan o kadınla Mesire'de önce karşılaşıyor yani. Kötü kadın olduğu için Mesire'ye gidiyor Bihter yani. 20. yüzyıl başında bile başında kağıt tane ve genelde meseri pratiklerini anlatan metinler hep kadınları hedef alan erkek tacizciliğinden söz eder. Ne var ki bu tacizlere hedef olmak sanki kadınların suçuymuş gibi konuşmak kuraldır. Taciz edenler değil, tacize uğrayanlar lanetlenir. Onları kamusal mekana çıkarmamaktır amaç. Anladınız mı? Aynı şey 18. yüzyılda da aynı, 21. yüzyılda da aynı. Kurban suçlamak, tacize mi uğradın, tecavüze mi uğradın? Sen bir şey yapmışsındır. <laughs> Bu kafa bayağı şey. Yani bunu özellikle karşı cins yaptığında tabii ki hem cinslerimizden de bazen böyle şeyler işitiyoruz. Onun biraz daha farklı bir bence e, açıklaması var. Tabii ki yine de meşru dil o ayrı da özellikle erkekler böyle şeyler söyledikleri zaman ha diyorsun okey. Yani evimizde oturalım isteniyor yani. Hırsızın hiç mi suçu yok oluyoruz? Evet şimdi son örneklere geçiyorum. Birinci Abdülhamid'in kızı, ikinci Mahmud'un kız kardeşi Esma Sultan. 1778'de doğmuş, 1848'de ölmüş. Kaptanı Derya Hüseyin Paşa ile evlendirildi. Hüseyin Paşa ölünce 25 yaşında dul kalan Esma Sultan bir daha evlenmedi. Yalısında sürdüğü lüks hayat, pahalı giysileri, cariyelerini kırılara götürmesi ve sarayındaki ince saz takımı nedeniyle dedikodusu yapılıyordu. Esma Sultan hakkındaki söylentiler yakışıklı genç Rum erkekleri kuru çeşmedeki yalısına getirdiği, köçek giysileriyle huzurunda oynattığı şeklinde uzar gider söylentilerin doğruluğundan emin olmak zordur. Ancak erkeksiz bir zengin kadının bekar yaşamının özel mekanda da tek başına dedikoduları tetiklemeye yeteceği kestirilebilir. Onun kendisine ait içine nüfuz edilemez bir özel mekanı vardır ve bu bile metropoliten bir kaygı atmosferinin oluşumunu tetikler. Yayın mı gitti? Yo buradayım. Geldik mi? Allah Allah bir dakika kontrol ediyorum ses var her şey var bende arkadaşlar düzeldi mi geri geldik mi tamam ben kaptırmışım fark etmedim Allah'tan arada çete bakıyorum tamam devam ediyorum evet son e örneğimiz Abdülmecid'in gözde ikbali Serfiraz hanım Serfiraz Hanım'ın hafif meşrepliği ve müsrifliği de İstanbul'da yaygın bir dedikoduydu. Ahmet Cevdet Paşa tezakirde küçük fesli deyu maruf olan bir Ermeni oğlanına urulup bu uğurda tediyesi kabil olmayacak borçlar ederdi diye yazar. Yani demiş ki Serfiraz Hanım bir tane Ermeni oğlana vuruldu ona yedirdi dünyanın parasını diyor yani. Hatta Cevdet Paşa onu defalarca anlatmaya doymaz. Ahmet Cevdet Paşa dönemin ciddi bir entelektüeli ve tarihçisi arkadaşlar. 19. yüzyılın çok ciddi bir adamdır aslında. Ve bu e, Abdülmecid'in gözde ikbali Serfiraz Hanım hakkında bu lafları bir yerlerden duymuş ve kayda geçirmiş. Yazdığı eserin adı kısa adı Tezakir tezakirin ikinci cildinin pek çok yerinde hemen hemen aynı ifadelerle kınar durur. Saraylıların bu rezaletleri milleti İslamiye'ye mucibi aru haya olduktan başka bir sene zarfında ettikleri borçlar 288 bin keseye bali olup bunun 125 bin kesesi Serfiraz Hanım'ın idi diyerek Osmanlı'nın yaşayacağı mali krizlere onun zemin hazırladığını bile iddia edecektir. Her zamanki gibi kadınlar suçlanır. Kadınlar saltanatı olmasaydı Osmanlı batmayacaktı hani. Kadınlar saltanat olmuş, o yüzden Osmanlı batmış. Halbuki Osmanlı hafiften batmak üzere olduğu için kadınlar daha çok yönetime el koymak zorunda kalmış. Yok bunu kabul ettiremiyorsun. Bu sene bile hala kimseye kabul ettiremiyorsun. Anlaşılan kadın özel mekanda bile sıkı denetim altında tutulması gereken cinsiyetti. İlginç olan Cevdet Paşa'dan yarım yüzyıl sonra Ahmet Refik Kadınlar Saltanatı başlıklı kitabını yazar. Okul tarih kitaplarında bile Osmanlı çöküşünün nedenleri arasında Kadınlar Saltanatı sayılır. Gerçekten sayılıyordu bir ara. Ahmet Refik'in kitabının da yine tarihini anlattığı dönemden çok yazıldığı erken 20. yüzyıldaki toplumsal ruh haline referans verdiği düşünülmelidir diyor. Kadınlar saltanatı yönetim alanındaki kadın erkek sınırının 17. yüzyılda geçirgenleşmesinin üzerinden 300 yıl geçtikten sonra farkına varılmasının kitabıdır. 17. yüzyılda kadın erkek sayısı değişiyor yönetimde. Yani işte Valide Sultan normalde etkilidir. Bir de işte hünkârın baş hasekisi kimse o etkilidir. Ama 17. yüzyılda böyle olmadı ya. Osmanlı hanedanı az daha bitiyordu. İşte 1. Ahmet ölebilirdi. Bir sürü şey olabilirdi. Daha önce anlatmıştım. Kösem içeriğimizde. Dolayısıyla olaylar onları gerek, onu gerektirdiği için biraz da kadınlar daha etkin oluyor siyasette. Özellikle de hanedanın devamı söz konusu çünkü. O zaman yaşanıyor ve bitiyor. Bunu diyor 300 sene sonra idrak ettiler ve ha dediler. Yani suçlayacak birilerini bulduk. Hadi kadınlar saltanatı diyelim buna. Ben bu yoruma katılıyorum. Ahmet Refi okurum severim. Ama bu bakış açısı kesinlikle budur yani. Ben de katılıyorum. Evet yine Ahmet Cevdet Paşa'nın tezakene dönüyoruz. 1856 yılı olayları şu ifadeyle başlıyor. Ahmet Cevdet Paşa Kadınlara öfke kusmaya devam ediyor. Saray kadınları öteden beri sarayı hümayunda kuşegiri ihtifa olup hatta feraceleri bile yokken Sultan Mahmut Hanı sani devrinde ikinci Mahmut devrinde arzularını alsunlar diye kendilerine birer ferace yaptırılmış idi. Bir buçuk seneden beri kendilerine seyru temaşa kapısı açıldı. Her yerde gezip yürümeye başladılar. Şurada burada türlü rezaletler eder oldular. Ne rezalet et, 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 yani ne rezalet etmiş olabilir Yürümüşlerdir. Yabancı bir erkekle belki konuşmuşlardır falan. Bu yani. 2. Mahmud döneminin İstanbul'da <laughs> radikal bir değişim zamanı oluşu belli ki kadın toplumsal cinsiyeti aracılığıyla hissedilmektedir. Yani her şeyde bu kadın toplumsal cinsiyeti aracılığıyla anlaşılıyor hep olan bize oluyor zaten yani hep daima ee, dışlık giysileri feraceleri bile yokken artık sokar çıkar olmuşlardır bu kadarı bile sorun yaratır İronik olansa bu türlü rezaletlere eder oldular ifadesinin yazarı Ahmet Cevdet Paşa'nın kızının Osmanlı Kadın Özgürlüğü Hareketi'nin öncülerinden Fatma Aliye Hanım oluşudur diyor Fatma Aliye de zaten o kadar muhafazakar biri ki çok da bence şaşırmamak lazım hani Cevdet Paşa'nın kızı olmasına. Fatma Aliye Hanım roman okumak için eşinden izin koparabilmeye uğraşmak zorunda kalmıştır. Ahmet Mithat Efendi ile yazışmalarına bakılırsa öğrenme arzusuyla doldoludur fakat ondan öğrendiklerini dışa vurması beklenmez. Okumuş olabilirsin, çok biliyor olabilirsin ama dışa vurma. Çünkü nedense bir kadın bir konuda bir şeyler biliyorsa ve dışarıya vuruyorsa başkalarını ezmiş oluyor. Yani özellikle erkekleri. Kadın bir şey bildiği ve konuştuğu zaman diğer erkekleri ezmiş oluyor. Niye? Çünkü onlar onu bilmiyor. Ya o kadar aptalca, o kadar ezikçe bir şey ki ya. Onlar eşleri için özel olarak terbiye edilmişlerdir. Fatma Aliye Hanım gibileri hatta eşleri tarafından modern kadınlara dönüştürülmeleri söz konusudur yani o dönemin iyi kötü okumuş eli kalem tutan bir şeyler yazabilen biraz düşünebilen sorgulayabilen kadınları bile e, en azından tahayyüllerde ama sosyal hayatta da yapılmaya çalışılan şey bu kızımızı okutuyoruz niye okutuyoruz eğitimli bir eş olsun diye Kıza Fransızca eğitimi aldıralım, piyano eğitimi verdirelim, terbiye edelim. Niye? Eğitimli bir eş ve eğitimli bir anne olsun diye. O zaman kafa yapısı bu. Şimdi bugün bize bu tabi sinir bozucu geliyor elbette. Ama o zaman için bu bir ilerleme, ciddi bir adım. Şimdi Ben de okurken birden sinirlenebiliyorum. Ama o dönem için ilerleme böyle böyle adım adım kat ediliyor. E bugün de bazı adımları almamızdan çok korkulmasının sebebi de bu. Bugün şu haklarını tanırsak yarın şunu da isterler ve haklılar. Bizim her talebimiz karşılandıkça daha fazlasını isteyeceğiz. Ta ki eşitlenene kadar yani. Bu kadar. Temel insani haklarımızı tamamen alana kadar mücadeleye devam yani. Bugün şu kadarını alacağız yarın bu kadarını alacağız. Bizden sonraki nesil gelecek o bu kadarını alacak. Böyle böyle devam edecek bu iş yani. Evet arkadaşlar benim bu kitap hakkında size aktaracağım bilgiler bu kadar. Oldukça kalın bir kitap hemen bitecek bir kitap değil. Ben de zaten daha bitirmedim. Ama bu okuduğu bölümü hemen sizlerle paylaşmak istedim. 400 küsür sayfa bir kitap. Bence çok güzel roman gibi okunabilir ve yavaş yavaş okunur. Sindire sindire okunur diye düşünüyorum. Ve hafif tarih serimizin ortaya çıkmasını sağlayan gök ve üzeri katıl üyelerimize teşekkür ediyorum. Tek tek isimlerini okumayacağım ama ekrana yansıtıyorum gördüğünüz üzere her birinize çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için sağ olun, var olun ben üye değilim nasıl destek olurum derseniz videoyu beğenebilirsiniz, yorum bırakabilirsiniz. Daha da imkanınız varsa başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Hafif Tarih serisinden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.